Bir başka önemli sorunumuz, yine yönetilemeyen, yine rezalet durumuna getirilen bir başka sorunumuz. Ne o sorunumuz da? Malum koronavirüs pandemisiyle mücadele sorunu. Şimdi koronavirüs pandemisiyle mücadeleyi burada her gün ısrarla dile getiriyorum. Çünkü gereken yapılmıyor ve gereken yapılmak bir yana, yapılmaması için de sürekli olarak bir takım bahaneler üretiliyor. Ve hükümet, Sağlık Bakanlığı yani, bu konuda garip bir sessizlik içinde. Zaman zaman bilim kurulu toplantılarından sonra Sayın Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca Beyefendi çıkıyor. Efendim işte önlemlere dikkat etmeliyiz. Önlemlere riayet etmeliyiz. Önlemlere dikkat etmeliyiz. Hep aynı şey. Doktor Fahrettin Bey'in ağzından. Yahu devlet vatandaşından sadece ricacı olmaz. Devlet yaptırım uygular. Devlet bir şeyler yapar. Devlet icra makamıdır. Oraya vatandaş sizi oylarıyla belli bir partiyi gelin memleketi yönetin derken bir görev veriyor size. O görevinizi yerine getireceksiniz. Anayasanın size verdiği bir görev var. Nedir o görev? En önemli görevlerden biri. Vatandaşlarının canına sahip çıkacaksın. Vatandaşlarının sağlığını koruyacaksın diyor. Sağlık Bakanlığı'nın öyle bir görevi var. Siz o görevi yerine getirmiyorsunuz. Bütün dünyayı alev alev yakan bir pandemi var. Ve o pandemiyle mücadele görevini layığıyla yerine getirmiyorsunuz. Arada bir takım veriler açıklıyorsunuz. 24 saatte bir. İşte dünkü verilere bakınca da 72.615 vaka saptandı diyorsunuz. 176 vatandaşımız da hayatını kaybetti. İyi, tamam, bunu biliyoruz. Tamam, bu verilere de inanmıyoruz ya. Bunlar oynanmış, mıncıklanmış, üzerinde kalem oynatılmış veriler. Gerçekleri de yansıtmıyor. Herkes biliyor bunu. Siz de biliyorsunuz da. Hani bizim bildiğimizi, Allah'ın bildiğini bizden saklıyorsunuz. O tarafını bir yana geçelim. İyi de 72.615 vaka sayısı giderek artan bir vaka sayısı trendini gösteriyor. 176 ölüm. Uzun süredir 150'ler civarında seyreden ölümlerin de arttığını gösteriyor. Yani 200'e doğru gidiyor. Ve uzmanlar, halk sağlığı uzmanları hem uluslararası alanda bu konudaki grafikleri, bu konudaki gelişmeyi izleyerek hem de Türkiye'de ne olduğunu görerek diyorlar ki bunlar katlanacak, katlanarak büyüyecek. Çünkü yeni bir varyant var, omikron varyantı. Eski varyantlar da canlı. Yani ölümcül olan varyantları, delta, alfa neyse isimleri, onlar da canlı ve giderek hastanelere yatış, yoğun bakımlarda yatak işgali daha yoğunlaşacak. Bu konuda uyarıda bulunuyorlar. Bu konuda önleminiz de, siz ondan bahsedin bana. Çıkıp da verileri açıklamak Twitter'dan her akşam, bir de çıkıp kameraların karşısında Doktor Fahrettin Bey'in yaptığı gibi, efendim önlemlere riayet etmemiz lazım sevgili vatandaşlarım. Önlemlere dikkat etmemiz lazım sevgili vatandaşlarım. Hep aynı söylemi tekrarlayarak bu işte mücadele edilmez. Bilim insanları iki önemli konuda uyarıyorlar. Bir, testleri azaltıyorsunuz, tam tersini yapmanız lazım. Daha fazla test yapmanız lazım. Ve etkili bir şekilde bu test faaliyetini yapmanız lazım. Yani belirli hedefleri ve belirli sayıda ya da faydalı veriyi, datayı elde edebilecek bir yöntemle yapmanız lazım. Bunlar bilinmeyen şeyler değil. Bütün dünyada işte halk sağlığı, işte onun yan dalı epidemiyoloji gibi bilim dalları var. Bu bilim dalları neyi emrediyorsa açın kitabı, oradan okuyun. Ya da teşkilatınızdaki insanlara emir verin. O şeyle yapsınlar, o vizyonla yapsınlar. İki, aşıyı daha yaygınlaştırın ve bilinçli bir şekilde yapın bu aşıyı diyorlar. Her yere götürün aşıyı. İnsanların aşı olmasını sağlayıcı, daha doğrusu insanları aşı olmaya zorlayıcı önlemler alın. Elin oğlu yapıyor. Oraya girişi yasaklıyor, buraya girişi zorluyor, öteki tarafa katılımı engelliyor, bilmem ne yapıyor. Yani insanları aşı olmaya zorlayan bir takım önlemler alıyor. Siz bunu yapmıyorsunuz. Tam tersine şu haritayı yayınlıyorsunuz her gün önümüze çıkıp. İşte giderek daha fazla mavileşiyor. Neymiş? Daha fazla insan aşı oluyor. Daha fazla insanın aşı olması değil hedef. İnsanları kandırmayın. Daha fazla insanın yeterli dozda aşı olması hedef. Daha fazla insanın tamamlayıcı dozlar da dahil olmak üzere yeterli dozda ve etkili aşılardan olması hedef. Etkili
güvenli, kaliteli olduğu kanıtlanmamış aşılardan bahsetmiyoruz. Etkili aşılardan, güvenli aşılardan söz ediyoruz. Burada sürekli olarak marka ismi, marka demeyeyim de yani ürün ismi zikretmek istemiyorum ama belirli aşılar var. Bütün dünya bunları kabul etmiş etkili diye. Çünkü ortada bilimsel veriler var. Şu aşıdan şu kadar yaptırırsan daha fazla koruyucu ama falanca aşıdan bir tane değil 10 tane bile yaptırsan yeterince koruyucu değil diye raporlar var. Bilimsel raporlar var. Onları dinleyin. Biz bunu yapmak yerine yani bakanlığı kastediyorum. Efendim biz bir Türk aşısı yaptık. Bakar mısınız şu elimde görmüş olduğunuz mamul şıp diye kesiyormuş gibi. Böyle vapur satıcısı, sokak pazar, işporta pazarlamacısı gibi rollere çıkıyorlar. Sağlık Bakanı elinde iki tüp aşıyı tutuyor böyle diyor ki bakın işte onlar kesin çözüm. Bilim kurulu üyesi bir profesör çıkıyor diyor ki antikoru zıplatıyormuş abi diyor. Yahu yapmayın. Çocuk oyuncağı değil, insan yaşamından söz ediyoruz. Bak tabloya 176 kişi ölmüş bir günde. İnşallah olmaz. İnşallah bilim insanları haksız çıkar ama yarın öbür gün bu 276'ya dönüştüğünde ne yapacaksınız? Yine elinizde Türk Ovak aşısını tutup abi bu çok iyi geliyormuş. Bak yengemgiller kullanmış sen de kullan mı diyeceksiniz insanlara. Böylesine büyük bir şaklabanlık, böylesine büyük bir rezalet, böylesine büyük bir sorumsuzluk olur mu? Türkiye Cumhuriyeti Devleti geçmişte de gördü çapsız politikacılar, geçmişte de gördü böylesine sorumsuz politikacılar ama böyle vahamet görmedi. Yapmayın, insan canıyla oynuyorsunuz. Yani ekonomide orada burada dış politikada yaptığınız hatalar belki belli bir vadeden sonra geri dönülebilir hatalar. Hani hata şeyleri hasarı giderilebilecek hatalar ama insan canından söz ediyoruz. Gidin camilere, gidin mezarlıklara. Sürekli olarak cenaze kalkıyor. Normal ölüm sayılarının, ölüm hızının ya da ölüm istatistiklerinin çok üstünde cenaze kalkıyor. Bu size hiçbir şey mi anlatmıyor? Hanımlar, beyler. Artık neredeyse her evde, her dairede bir COVID vakası var. Siz yoksa ayrı bir yerde mi yaşıyorsunuz? Böyle bir fanusun içinde mi yaşıyorsunuz? Hiç mi duymuyorsunuz? Telefonlarınızı sessize mi aldınız? Gazete mi okumuyorsunuz? Televizyon mu seyretmiyorsunuz? Ya da hiçbir yakınınız mı ölmüyor? Cenaze şeye gitmiyorsunuz, camiye gitmiyorsunuz, mezarlığa gitmiyorsunuz. Biraz açın gözünüzü. Böylesine bir aymazlık görülmemiştir. Yapmayın. Yapmayın bunu. İnsan canından, ölümden söz ediyoruz. Hayatlar sönüyor. Çoluk, çocuk, yaşlı, genç, orta yaşlı toplumun her kesiminden insanlar ölmeye başladı. Hastaneler dolmaya başladı. Ve bu hastanelerin dolması en başından beri söylüyoruz. Yoğun bakımların ya da hastane yataklarının dolması başka hastalıklardan muzdarip insanların da yani başka sağlık sorunları olan insanların da hastaneye gidememelerine ya da bilinçli olarak oralardan uzak durmalarına yol açıyor ki o da ilave sağlık sorunları, ilave bir toplum sağlığı sorunu oluşturuyor. Sağlık personeli üzerindeki baskının artmasına yol açıyor. Hemşiresi, doktoru, hasta bakıcısı, laborantı, röntgencisi, eczacısı hepsinin üzerindeki yük daha da ağırlaşmaya başlıyor. Büyük bir felaketle karşı karşıyayız. Daha bunu nasıl anlatayım? Bir gün bile tıp eğitimi görmemiş bir insan bunları görmüş ve böylesine bir feryat ediyorsa o bilim kurulundaki değerli hocalarımız, profesörler, doçentler, doktorlar, hekimler, uzmanlar bilmem neler nasıl bunları bilmiyor olabilir? Nasıl doktor Fahrettin Bey'i tutup da yakasından silkeleyip ya bir şeyler yapmamız gerekiyor demiyor olabilir? Gerçekten anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum bunu. Bir yangın var hanımlar beyler. Büyük bir yangınla karşı karşıyayız. Şu maskelerden kurtulabilmemiz için, artık o korkudan kurtulabilmemiz için bütün insanlığın farklı bir şeyler yapması gereği var. Şunsuz hayatı özledik yahu. Sürekli olarak bir virüsten kaçmak şeklinde yaşamanın getirdiği o psikolojik yükten bıktık, usandık. Niye? Hep bu sorumsuzlukların, hep bu krizi yönetemeyen insanların yüzünden. Yani ondan sonra da diyorlar ki, yani özel yaşamımızda filan, şimdi burada tabii yayında farklı bir dil kullanıyoruz ama abi sen de çok beddua ediyorsun. Ya beddua edilmeyecek gibi değil ki.
Yapmayın bunu, farklı bir şeyler yapın. Bu alanda sıfır çektiğinizi bir kez daha hatırlatmak istiyorum bu vesileyle. Başka.